Öncelik hayatın, öncelik yayanın. Trafikte işte bu farkındalığı artırabilmek için bugün tam 200 bin kolluk görevlisi sahaya indi. 81 ilde 20 bin yaya geçidinde yaya nöbeti vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'da nöbetteydi. Bakan Soylu yayaları yolun karşısına geçirdi. Uygulamayı Türkiye genelinde sürdüreceklerini söyledi. Buradan da tüm sürücülerimize sesleniyoruz. Hem okulların önünde çok dikkatli olmaları gerekir. İlk geçiş hakkı yayanın olduğu kanun çıkmıştır. 200 bin kolluk görevlisi yaya nöbetine çıktı. 81 ilde denetim yapıldı. Şimdi araçlar için dur komutu geldi. Trafik durdu. Sırada yayalar var. Arabalarımıza yol vermesi çok güzel bir şey. Ankara'daki yaya nöbetine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Anadolu şehirlerinde problem daha az. Küçük şehirlerde özellikle yaya geçidi geçişlerinde ciddi bir uyuma var. Ama büyük şehirlerde insanların işleri güçleri biraz daha yoğun olduğu için uymama konusunda yoğunluk biraz daha artıyor. İçişleri Bakanlığı trafikte yaya farkındalığı için yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz kampanyası başlattı. Öncelik yayanın, öncelik hayatın, işte bu farkındalığı oluşturabilmek adına 81 ilde tam 200 bin kolluk kuvveti sahaya indi ve yaya geçidinde nöbet tuttu. Bakan Süleyman Soylu da Ankara'da sahaya indi. 2 saat boyunca nöbet başındaydı. Yaya yoluna adım attığı andan itibaren sürücünün dikkat etmesi gereken tek şey yaya geçidinden önce durmak ve yayayı beklemek. Önce yeni mahallede bir ilkokulunun önünde nöbet tuttu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilkokul çocuklarını yaya geçidinden yolun karşısına geçiriyor. Bazı ülkelerde yayalara uyuyorlar. Bizim ülkemizde de olmalı. Bir ceza yazılmalı bu araçlara. Sayın Bakan dedi ki artık ceza yazılacak dedi. Bence doğru bir şey söylemiş yani. Gereken de buydu. Soylu çocuklara trafik konusunda bilgiler verdi. Yolun karşısına geçerken ne yapıyoruz? Hem sola bakıyoruz, oradan sağa, gene sola, ondan sonra geçiyoruz. Öncelik yayın, öncelik hayatın, çünkü gerçekten sürücüler hiç kontrollü sürmüyor. Sonra da meclis önündeki yaya geçidinde sürücülerin kurallara uyup uymadıklarını inceledi. Sadece yaya geçidiyle ilgili bir gözlem yapmadık. Arkadaşlarım da saydılar, ben de dikkat ettim. Ankara taksici esnafının %100'ünde kemer vardı. Yaya öncelikli uygulamaya sürücülerden de destek geldi. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Özellikle okul önlerinde çocuklar için çok güzel bir uygulama olmuş. Yaya nöbeti 81 ilde uygulamaya devam edecek.